Bu süreç boyunca mutlaka hatalarımız olacak, mutlaka eksiklerimiz olacak. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşların hatalar insanlara mahsus, kullara mahsus. Biz hatalarımızın olduğu yerlerde Kütahyaspor taraftarından da Kütahyaspor halkından da olumlu uyarılar ve olumlu eleştiriler bekliyoruz. Herkesin konuştuğu bir şey vardı günlerdir. Transfer neden bekleniyor? Transfer neden bu kadar uzadı? Arkadaşlar birkaç kulüp dışında hiç kimse transferle alakalı ciddi hamleler yapmıyor şu anda. Bu konu kolay bir konu değil. Dikkat edin, biz Belediye Kütahyaspor'uz. Adımızın başında belediye var. Belediye desteğiyle, Kütahya'daki iş adamlarının desteğiyle yeni bir takım, yeni bir teknik ekip, yeni bir hedef belirliyoruz. Dediğim gibi belediye adı olan bir kulübün, belediyenin sponsorluk desteğiyle yola çıkan bir kulübün, kısacası halkın takımı, halkın parasıyla ana sponsorunun halkın olduğu bir noktada halkın parasını çöpe atacak, maalesef transferler yapmaya başta ben ve yönetimim gönül rızasıyla, gönlümüzün buna rızası olamaz, gönlümüz razı gelemez. İnce eliyoruz, sık dokuyoruz. Rakiplerimizden bahsediliyor. Rakiplerimiz güçlü görünüyor. Rakiplerimizin geçmişi bize göre daha güçlü görünüyor. Bursaspor, Karşıyaka, Muşspor, bütün rakiplerimize saygımız sonsuz. Herkesin bütçesi kendisine göre farklı. Bizim bütçemiz hedeflediğimiz doğrultuda şampiyonluğa yetecek kadar, doğru hamlelerle şampiyonluğa, bir üst lige yetecek kadar iyi olduğuna ve şehrin destekleriyle daha da iyi hale geleceğine inanıyoruz. Herkesin amacı şampiyonluk. Grubumuzda olan takımların isminin bizim için bir önemi yok. Onlar bizim rakibimiz. Rakiplerimizin hepsi dostumuz. Ama bizim adımız Belediye Kütahyaspor. Bizim adımız Kütahyaspor. Bizde tek bir amaç var. Şampiyonluk. Bu konu Kütahya'nın en önemli, Kütahya'daki futbol camiasının, futbol piyasasının en önemli konularından bir tanesi. Amatör spor kulüpleriyle el ele verilmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki şu anda bile amatör spor kulüplerinin birçoğunda yarın Kütahyaspor'da oynayabilecek yetenekler mevcut. Ama gözden uzak olan gönülden ırak olur derler ya. Gözden uzak, kimse takip etmiyor, kimse bakmıyor. Bu konuda zaten benim dikkatimden kaçmış ama yönetim kurulunda böyle bir karar almışız, özür dilerim. 22 Temmuz'da toplanma hedefiyle arkadaşlar gereken çalışmaları yapılıyor. Hocamız transfer raporunu dün transfer komitesindeki arkadaşlara sundu. Bizim geçen yıldan devam eden bir çalışmamız, mevcut yönetimimizdeki arkadaşların da, futbolu iyi bilen dediğimiz arkadaşların da yapmış olduğu çalışmalarımız var. İşte futboldan anlayan arkadaşlarımızla yola devam ediyoruz zaten. Ortak bir harmanla en doğru transferleri yapıp Ahmet Başkan'ın da dediği gibi 22 Temmuz'da toplanacak şekilde bir planlama yapıyoruz.